Sarraf İhsan derdi 14 Nisan'da faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını beklediklerini söyledi. Gülderdi piyasanın mevcut duruma göre fiyatlama yaptığını dile getirdi. 9.20 ile kapatan bir altın 9.27 ile güne merhaba dedi. Özellikle bunun en büyük haberi Rusya ve Ukrayna arasındaki olan gerginlik ve e, dünya üzerinde enflasyonun e, baskısıydı. Bildiğiniz üzere 40 yılın en büyük enflasyon rakamını geçenlerde Amerika açıklamıştı. Bununla birlikte faizi de 25 bas puan kadar arttırmıştı. Geçen hafta 50 bas puan kadar arttıracağını da sinyallerini vermişti. 6 kez 25 bas puan belki birkaç kere de 50 bas puan kadar arttırabilir denmişti. Bununla birlikte de bütün dünya ülkeleri de faiz faizlerini hep arttırdı. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14'te sabit tutmuştu. Ayın 14'ünde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bununla birlikte büyük ihtimal sabit tutacağını öngörüyoruz. Çünkü piyasalar bu fiyatlanmaya alıştı ve sabit seyrinde de bu şekilde devam ediyor. Ama dünya üzerindeki e, baskı devam ediyor. E, özellikle emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte e, altının da yukarı yönlü hareket etmesini ve dünya üzerindeki olan gerilimlerinde de e, ons üzerinde bir baskı yaratacağını e, öngörebiliyoruz. Bildiğiniz üzere 1900'e kadar e, ons fiyatları düşmüştü özellikle e, ülkemizde yapılan e, Rusya-Ukrayna müzakereleriyle birlikte 1890'a kadar da düşmüştü. Şu anda 1955'e kadar gelilimin artmasıyla birlikte e, ons fiyatı yükseldi. Döviz fiyatları e, bu seviyelerde e, sakin seyrini devam ettiriyor. E, 14.70 seviyesinden dolar işlem görürken 16.10 seviyesinden de euro işlem görüyor. E, altın fiyatlarına da gelecek olursak şu an kapalı çarşıda 1515 liradan çeyrek altın. 887 liradan 20, 22 ayar işçiliksiz bileziğin fiyatım 927 liradan da has fiyatı işlem görüyor. Ee, son gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle ayın 14'ünde e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı bizim için çok önemli. Ama e, piyasalar sanki e, sabit e, tutacağını şey yaptı, satın aldı diyebiliriz. Beklentilerimiz de bu yönde. Aksi bir haber gelmezse fiyatları etkileyecek yeni bir haber yok dünya üzerindeki özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Brent petrolde de %100 dolara kadar aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bunun da haberini vermek isterim. önümüzdeki haberleri takip edeceğiz. <laughs>